Burası kalabalıktan kaçmak için doğru bir yer. Kalabalıktan kaçmak için gelmedim. Kalabalık etmemek için geldim. Zeynep ve ben çocukken annemi kızdırdığımızda ya da sevmediğimiz misafir çocuklardan kaçmak istediğimizde hep buraya gelirdik. Yakındınız değil mi ablanızla? Evet. Ama çok da kavga ederdik. Ne beraber ne ayrı yapamazdık. Bazen öldüğünü unutuyorum. Şirkete girdiğimde odanın kapısı açılıp içeri girecek sanıyorum. Olmadık saatlerde telefon çalsın istiyorum. Zaman mefhumu yoktu. Gece sabahın körü demez kafasına bir şey takıldı mı arardı. Kızardım ben de. Şimdi? Şimdi keşke hayatta olsa da her dakika arasa diyorsunuz. Çok ağır bir şey yaşadınız. Baş etmesi çok zor. Osman'ın başına bir şey gelse ne yaparım, ne hale gelirim hayal bile edemiyorum. Ama herkesin size ihtiyacı var. Bulut'un, Leman Hanım'ın, hatta Deniz'in bile. Merak ederler, gidelim artık. Bak bakalım sana ne aldım. Acaba nereden açacağım? Yok artık. İnanırım siz böyle günler, böyle anlar olmasa şu abur cuburlardan yiyemeyeceğim. Ona üzülüyorum. Ne işiniz var burada? Ferit Aslan, bu ne şiddet bu Celal ya? Sakin. Halası. Öyle değil mi aşkım? Bulut'un doğum gününü kutlamak için geldi, hepsi bu. Buraya davet edilmediniz. Hmm. Davetsiz de olsalar evimize gelen misafirlere saygısızlık yapamayız. Lütfen bir tatsızlık olmasın, olur mu? Hadi sofraya geçelim. Yaman Hanım, lütfen buyurun. Ferit, hadi abiciğim, anneni üzmeyelim değil mi? Gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aşkım. Ya, bak halam bana kanguru almış. Gerçeklerini görmek için Avustralya'ya da gideceğiz değil mi hala? Gideriz tabii ki de halacığım. Ama Nazlı da gelecek, değil mi? Sevim, pasta hazırsa getirir misin? Oo, büyük patron bak pasta da geliyor. Geldim buradım. Oh. İlk defa Bulut'un aile dışından birini bu kadar sevdiğini görüyorum. Bunun sırrını öğrenebilir miyim? İlk görüşte aşk bizimkisi. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bu süreçte çok yardımcı olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben pek yardımcı olamadım. Ferit çok yalnız kaldı. Hem de çok. Tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Keyif benim için. Eminim haklı gerekçeleriniz vardır. Aa, pasta geldi. Aa. Babamı görmek istiyorum. Onları çok özledim.
Hadi işte Bulutçuğum. Tamam. Aferin sana. O zaman bunu hak ettin. Al bakalım benim hediyem. Çek çek çek. Artık gerçeğe gelene kadar bununla idare edeceksin. Tamam. Dayı bak, bu bizim arkadaşımız Selma. Bu da benim hediyem. Tamam. Yardım eder misin? Aşkım, hadi bize gidelim yavaş yavaş. Hediyemizi verdik, pastayı da kesip gidelim ha. Ziyaretin kısası makbuldür. Saat daha çok erken. Biraz daha kalalım. Tamam, hallediyorum. Nasıl yani abi? Durayım mı? Abi en doğrusu. Tamam. Ben de gidiyorum. Görüşürüz baba. O zaman ben de seni aldığım gibi teslim edeyim evine. Olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hoşça kal. Hayırdır? Arada bir yapıyor böyle. Maaş basmıyor. Değiştir artık bu külüstürü. İnsan kendinden yaşlı arabaya biner mi be oğlum? Bana bakma öyle. Ben seviyorum külüstürü. Çok havalı. Ya bakma sen. Ferit abi de sever. Ama işte bende kafa buluyor. Aslında halledilir de biraz uğraşmak lazım. Boş ver, elini yağ bulama şimdi. Ben bırakayım sizi. Öyle mi diyorsun? Söyleriz, çocuklar alır şirketin garajına çeker. Sen de bu vesileyle şirkete uğramış olursun yarın. Aa, şirket. Peki. Hadi. Yavaş yavaş atlatıyormuş gibi. Hatta ben öyle düşünmek istiyorum. Hepimiz onun iyiliğini istiyoruz.
Ama yanımızda olsaydı bu süreci daha hızlı atlatırdı. Şimdi içim hiç rahat değil. Evet abi, benim de. Benim de. O Hakan'ın... Kendi öz yeğenimiz o herifin arabasına binip gözümüzün önünde gidiyor ya. Yani düşündükçe insan hala kafayı yiyecek gibi oluyor. Senin niye sesin çıkmıyor hiç? Bilmem. Daldım öyle. Camdan dışarı bakmak iyi geldi. Onun daha iyisi de var. Neymiş o? Camı aradan kaldırma. Rüzgarı hissetmek. Rüzgarı hissetmek. Hatta ondan bir iyisi daha var. O da şu. Deniz, ne yapıyorsun? Girsene içeri. Deniz. Deniz, ne yapıyorsun? Aa, sen de gelsene buraya. Başta bir rüzgar esiyor ama daha sonra alışıyorsun. Kollarını da aç. Yeni kullandığım arabalarda yapamıyorum da. Asuman'la her konuşmadan sonra bunu yapmalıyım. Kesinlikle. Tamam, aşağı. Tamam. Delirmişsin sen. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Etmelisin. Efendim? Ben tanıdım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Ne oldu? Abi Aliye, provadan sonra böyle biraz fazla kaçırmış. Kimse de zapt edememiş. Sen beni bir yerlerde bırak, ben taksiyle fırlarım yanına. Deniz, olur mu öyle şey? Ben de geleyim seninle, merak ettim Ali'yi. Nazlı haklı, beraber gidelim. Hadi barmen, bir tane daha ver. İki buzlu. Niye vermiyorsun ya, ver. Ya başka barmen yok mu, ver. Oo, Audrey Hepburn'la James Dean de buradaymış. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Hah, Humphrey Bogart da geldi, tam oldu. Aliye, ne oluyor yine? Ne oluyor? Aslında hiçbir şey olmuyor. Ama çok şey oluyor. Yani hiçbir şey olmuyorken çok şey nasıl oluyor? Ben... Nasıl oluyor hakikaten? Aşmışsın yine kendini. Ha. Özür dilerim memur bey. Suçum neyse cezasını çekmeye hazırım. Ali, hadi seni evine bırakayım. İstemiyorum eve gitmek. Garson, arkadaşlarım geldi, görmüyor musun? Ali, ev çok iyi fikir bence. İstersen ben seninle gelirim. Sen gelme. Deniz gelsin. Sonra güneş açsın. Sonra rüzgar esin. Oo. Nerede senin çantan? Gitmeyeceğim. Hadi gidiyoruz, eve. Evine gidiyoruz. Ya hadi, istemiyorum hadi. Eve gitmek. Burada kalacağım. Tamam, eve ne zaman istersen o zaman gideriz. Eve falan gitmeyelim. Hava alacağım, bir yerlere gidelim. Bak, her ortama bir iş adamı şart. En iyi fikir Ferit'ten çıktı. Getir kontratı, nereye imza atıyoruz? İlale vereceğim kontratı sana. Hadi gidelim. Nasıl oldun? İyiyim. Ayıldım biraz daha. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Böyle ara sıra böyle saçmalıyorum işte. Yanlış kelime kullandım bence. Ara sıra değil o. Genellikle olabilir.
Aman boş ver Aliye, canın sağ olsun. Tavuk pilav lezzetli mi? Çok lezzetli. Vallahi hepinize teşekkür ederim. En çok da sana Ferit. Gece gece çektin beni. Önemli değil. Bir şey soracağım. Tavuğu böyle kıyış gibi mi yoksa ağızda dağılıyor mu? Nazlı, senin canın pilav tavuk mu çekti? Hem de nasıl. Ama kötüsüne hiç gelemem. O yüzden iyice emin olmam lazım yemeden önce. Tadına bak. Bakayım birazcık. Potansiyeli var. Pilavdan döneyim kaşığı kırılsın. Ben gidiyorum, isteyen var mı? Ben almayayım. Benim de canım çekti ya, ben de geliyorum. Koş! Kolay gelsin usta. Abi tereyağlı mı? Tereyağlı. O zaman benimki 1,5 olsun. Benimki de 2 olsun abi. Neden 2? Cüsseye göre mi? Ya anca yeter bana, anca doyarım hemen. Ferit. Ferit. Üşüteceksin, gel bu tarafa otur. Bulut pilavı nasıl yiyor biliyor musun? Ketçapla. Bak o kadar mutfağa soktum, hiç öğrenememiş ya. Ya sos bir şeyi lezzetlendirmek içindir bence. Zaten lezzetli olan bir şeye sosa ihtiyacı yoktur. Oo, doldur usta, doldur. Benimkini bayağı doldur. Tam tahmin ettiğim gibi. Hı? Nazlı diyorum. Ondan hoşlandığın çok belli. Bence temiz havayı biraz daha içine çek. Tam kendine gelememişsin. Gayet kendimdeyim. Seni çok iyi tanıyorum. Ve durum da ortada. Buzullar ülkesine aşk ateşi sarmış. İki tane de ayran versene usta bize. Çok şükür. Kuru kuru yedireceksin sandım. Hmm, böyle bir şey yapar mıyız? Hmm. Çok lezzetli. Geçer. Bir şey daha söyleyeceğim. Son. Nazlı Deniz'i arkadaşı olarak görüyor. Onların arasında bir şey olamaz. Boşuna kıskanma diye söylüyorum. Konuyu kapatacak mısın yoksa ben kalkıp gideyim mi? İşte sen tam da böylesin. Biri sana gerçekleri söylediği zaman içine kapanıyorsun. Bu da seni hırçın bir adam yapıyor. Boyuna göre ver demek ki herkes. Pilav. Efsaneler liginde. Ferit abi sen de bence bir tane kap. Yok ben böyleyim sağ ol. Sen gel buraya. Gel gel. Bence çok şey kaçırıyorsun. Menüye ekleyeyim ben bunu. Yani serbest dolaşan tavuklardan ama. Organik. Mükemmel fikir bence. Sen yersin. Çok geç oldu, ben gidiyorum. Ben de geleyim. Yani ben seni taksiyle bırakırım. Olur. Ben biraz daha oturacağım. Deniz sen de benimle kalır mısın? Hiç sorun yok. Sen Aliye ile kal. Ben şuradan bir taksi çeviririm. Hatta belki yürürüm. Ben bırakırım seni. Aliye dikkat et kendine. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler çocuklar. Tavuk pilav için teşekkür ederim Aliye. Efendim? Ya İspanyolların var ya meşhur pilavı. Evet biliyorum da nereden aklına geldi onu anlamadım. Bu hafta menü ekleyeyim mi? Olur, ekle, severim. Süper, bir saniye. Ne yapıyorsun? Not alacağım. Senin de mi teknolojiyle aran bozuk, cep telefonu daha pratik değil mi? Pratik ama riskli. Yok şarjı bitti, yok kayboldu, yok virüs girdi, yok kırıldı. Sen de benim gibi sürprizleri sevmiyorsun. Ben kötü sürprizleri sevmiyorum. Yoksa sürprizleri kim sevmez? Ben sevmem. Siz genel olarak kontrolünüz dışındaki hiçbir şeyi sevmiyorsunuz. Sıkıcı değil mi? Hayır. Kısa ve net. Uzun ve karışık olmasından iyidir. Tamam, peki bir şey soracağım. Bir anda kontrolünüz dışında bir olay gelişti diyelim. Sizin hiç suçunuz yok. Sonra o olay yuvarlana yuvarlana, büyüyerek yuvarlanmaya devam etti.
kontrol edemiyorsunuz. Hayatınız allak bullak oldu. İşin içinden çıkamıyorsunuz ve çıkamayacak gibisiniz. Ne yaparsınız? Önce beklerim. Durumu ve kendimi gözlemlerim. Sonra da sonuçlarını öngörüp ona göre hareket ederim. Mantıklı.